Günaydınlar, mutlu hafta sonları sayın seyirciler. Bugün takvim yaprakları 10 Şubat Cumartesi gününü gösteriyor. Ve bu güzel cumartesi sabahında Sabah Haber'le yeniden güncel gelişmelerle karşınızdayız. Evet sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin'den herhangi bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunu zaten bilmiyor. 6 aylık süre içerisinde inşallah yapacağı temaslardan bu konunun ne olduğunu iyice saptayabilecektir dedi. Ankara'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le temaslarda bulunduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Guterres'in Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin'in Türkiye'deki temaslarının en güncel konuları olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, Rum tarafı Birleşmiş Milletler tarafından devlet muamelesi gördüğü sürece ortak zeminin söz konusu olamayacağını, müzakere sürecinden hiçbir olumlu sonuç alınamayacağını vurguladı. Bugün Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı kullanılan en büyük silahlardan biri olduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk'üne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Avrupa Birliği haksızlık yapmaya devam ediyor dedi. Ertuğruloğlu, Holguin'in Kıbrıs konusunu bilmediğini aktararak şunları kaydetti. Ondan herhangi bir beklentimiz de yok. Olması da mümkün değil. Kıbrıs konusunu zaten bilmiyor. 6 aylık süre içerisinde inşallah yapacağı temaslardan bu konunun ne olduğunu iyice saptayabilecektir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin etki alanı içerisine girer ve gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşım sergilerse bu sadece kendisinin inanılırlığını yıpratacaktır. Gerçek bir ortaklık cumhuriyeti ve anavatan Türkiye tarafından da garanti edilmiş bir ortaklık olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu ortaklığı hazmetmeyen, en müsait zamanında bozma kararlarıyla hareket eden bir Rum ortak vardı ki bozdular da. Dünya ne yaptı? Ortaklığı bozanı ödüllendirdi. Ortaklıktan atılan, haksızlığa uğrayan tarafı bizi bugüne kadar cezalandırıyor dedi. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik kararına imza atan üye ülkelerin gereğini yapmadığını belirterek bu sıkıntıları yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Konuşmasında Doğu Akdeniz konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ana hedefimizdir. Doğu Akdeniz Türk ulusunun davasıdır dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanması konusunda da konuşan Ertuğruloğlu, Rum tarafı istediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Kendi halklarını uyutuyorlar. Akıllı olsalar Türkiye ile iyi ilişkiler içerisine girmenin yolunu bulurlar dedi. Ertuğruloğlu, Geçitkale Havaalanı'na insansız hava aracı ve deniz üssü projeleriyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik ve denizaltıyla su temini projelerinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Ertuğruloğlu, en fazla üzerinde durduğu şeyin toprağın satılmaması olduğunu belirterek, leasehold freehold ayrımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatına getirilmesi gerekiyor. Üst kullanım hakkını, uzun süreli kira, onu verelim ama binanın üzerine inşa edildiği toprak devlete kalsın veya kişinin malıysa kişiye kalsın, alan yabancıya gitmesin dedi. Buna yönelik hukuki hazırlıkların ve çalışmaların yapıldığını kaydeden Ertuğruloğlu, üst kullanım hakkını, kira usulü, uzun süreli kiralamanın bir sakıncası olmadığını dile getirdi. Fakat bunun gereği, Meclis Başkanı Zorlu töre İngiliz parlamenterleri kabul etti. Başkan töre kabulde İngiliz vekillerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşların başlatılması konusunda destek istedi. Selamlar.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleriyle Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet İnisiyatifi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Töre, kabulünde yaptığı konuşmada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Kıbrıslı Türklerin beklentilerinin daha da arttığını ve direkt uçuşların başlamasını beklediklerini söyledi. Kıbrıs Türk halkının ambargo ve izolasyonlar altında yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Töre, İngiliz parlamenterlerden Kıbrıs Türk'ünün sesinin duyurulması konusunda destek istedi. Kıbrıs adası için tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Töre, tüm dünyanın buna saygı göstermesi gerektiğini kaydetti. Konuk heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaretinin önemine işaret eden Töre, sadece adanın güneyine yapılan ziyaretlerin Rumları çözümsüzlüğe ittiğini her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere'de iki gün süren temaslarının ardından değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dostluk gruplarıyla bir araya geldiğini, bu iki görüşmede de Kıbrıs meselesinin çözülmesi ve ambargoların kaldırılması konularını ele aldığını kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere'deki temaslarının ardından basına değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, komisyon adına yaptığı konuşmada Londra'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Ziyaretin ilk gününde İngiltere Parlamentosu'nda temaslarda bulunduklarını, ikinci gününde de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlattı. Oktay, temasları kapsamında Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki Türkiye Dostluk Grubu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu ile de bir araya geldiklerini kaydetti. Oktay, iki görüşmede de Kıbrıs meselesinin çözülmesi ve ambargoların kaldırılması konularını ele aldıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamladı sayın seyirciler. Temaslarının son gününde kapalı Maraş'ı gezen heyet, Şampiyon Melekler'in kabirlerine gitti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Gazi Mousa'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Heyet ilk olarak kapalı Maraş'ı gezdi. Mustafa Şentop Maraş ziyaretinde basına değerlendirmede bulundu. Buradaki arazilerin kaydının, vakıf arazilerin dijital ortama aktarılması için bir çalışma yapılmıştı. Ben de o zaman onun içerisinde bir 16 sene kadar önce bulunmuştum. Çok önemli bir çalışmaydı. Tabii onun devamının da getirilmesi lazım, takip edilmesi lazım. Kıbrıs'taki Türk Devleti'nin bizim için çok ayrı bir önemi var. Bir milli davadır Kıbrıs Türk'ünün davası. Biz hayatımız boyunca bu dava için yine çalışmaya, mücadele etmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Meclis Başkanı Zorlu Töre'de heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Maraş'ın tarihi gerçeklerinin çok net olduğunu söyledi. Biz vakıf arazilerinin özel mülke dönüştürülmesine şiddetle karşıyız. Burası bir Türk arazileri üzerine kurulmuş bir kenttir. Dolayısıyla Maraş'a sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum. İyi ki Türkiye'miz vardır. İyi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. İyi ki Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikteliği vardır, kardeşliği vardır. Hep birlikte yola devam edeceğiz. Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra Şampiyon Melekler'in kabirlerini ziyaret ederek dua okudu, kabirlere çiçek koydu. Heyet son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti. Mustafa Şentop, 6 Şubat depreminin çok büyük bir acı olduğunu anımsatarak, Türkiye'de de 53.537 can kaybının yaşandığını söyledi. Şüphesiz gidenleri geri getirebilme imkanı yok. Keşke öyle bir imkan olabilse ama en azından bir daha benzer olayların yaşanmaması için dikkatli tedbirler alınması gerekir. Depremi unutmamak lazım. Hem bu tehlikeden bahsetmek hem de tabii kaybettiğimiz canları anmak, hatırlamak lazım. Ben hepinize başsağlığı diliyorum. Acınızı
paylaşıyoruz her zaman. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve 6 Şubat depreminde 35 can kaybı vererek çok büyük bir acı yaşadıklarını anımsattı. Biz aileler olarak ve dernek olarak ikinci ceza davasının açılmasını bekliyoruz. Bunun için de bir izin gereği var sizin hukukunuzda. Bir an önce tüm yetkililerden isteğimiz bu iznin verilmesi ve kamu görevlilerine de bu ceza davasının açılması. Gereken tüm sorumlular en ağır cezayı alsın ki bir daha belediyede imzayı atan kişi o imzayı atmasın usulsüzse. Devam ediyoruz sayın seyirciler. İtalya'da tutuklanan ve Güney Kıbrıs'a iade edilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat'ın Güney Kıbrıs'taki mahkeme süreci başladı. Rum Kaza Mahkemesi Akan Kürşat'ın teminatla serbest bırakılmasına karar verdi. Girne bölgesinde eski Rum malı alım satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan ve Güney Kıbrıs'a iade edilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat'ın Güney Kıbrıs'taki mahkeme süreci başladı. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkartılan Kürşat'ın 10 bin euro nakit ve 2 ayrı Rum bankasından 65 bin euroluk banka teminatı göstererek serbest bırakılmasına karar verildi. İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Akan Kürşat tutuksuz yargılanacak. Rum yönetimi sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de mahkemenin bir sonraki duruşma tarihini tayin ettikten sonra Kürşat'ın mahkeme gününe kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini kaydetti. Kürşat'ın davasının görüşülmesine 29 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da başlanacak. Kürşat süreçte her ayın 1. ve 3. pazartesi günü 18 ile 21 saatler arasında Aydemet Rum Polis Karakolu'na giderek ispatı vücut yapacak. Akan Kürşat'ın Güney Kıbrıs'taki duruşmasını izleyen Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı kararı BRT'ye değerlendirdi. Evet Levent Bey, çok teşekkür ederim ilginize. Dediğiniz gibi yani belli konuşmaları aramızda yaptık ama bir miktar sessiz götürmek durumunda olduğumuz bir süreçti. Evet. Bugün itibariyle zaten Güney Kıbrıs'a gönüllü iadeyi kabul ettiğimize dair haberler çıkmıştı. Bugün de Güney Kıbrıs'ta, şu anda ben Güney Kıbrıs Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ndeyim. Az önce teminat duruşması yapıldı. Nakit bir teminat ve banka teminatıyla Akan'ın serbest yargılanmasına, teminatla serbest kalmasına karar verildi. Davası da 29 Şubat'ta başlamak üzere programlandı. Şu anda mahkemede bu emrin yazılması ve akabinde de bizim gerekli koşulları yerine getirmemiz için bekliyoruz. Tahmin ederim birkaç saat içerisinde Akan'la birlikte kuzeyde olacağız. Şimdilik bu. Daha sonra Akan'la birlikte hem öncesi hem önümüzdeki süreçle alakalı olarak kapsamlı bir basın bilgilendirmesi yapmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener'i kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, okul ve kamu binalarının her türlü tehlikeye karşı dayanıklı olmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar kabulde Cumhurbaşkanlığında 3 yıldır Profesör Doktor Cavit Atalar'ın başkanlığında deprem komitesinin bulunduğunu söyledi. Bir deprem kuşağı olduğunu, böyle bir anlayışımızın olduğunu da bilmemiz hasebiyle elbette sorumluluğumuzun çerçevesinde bazı telkinlerimiz olmuştur. Bu açıklarında depremler meydana gelmeye devam etmiş. Her türlü tehlikeye karşı hazır olmak lazım. Evet. Özellikle okul binaları, kamu binaları, halkın yoğunlukta olduğu binaları. Bizim şu andaki Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nin Mimar ve Mühendisler Odası'nın ve çeşitli farklı yönetmeliklerin şeyine göre gerektiği gibi binalar yapıldığı takdirde herhangi bir dayanıksızlık yok. Yani binalarımız dayanıklı. Ve uzun zamandan beridir binalar
dayanıklı bir şekilde yapıldığı yönünde bana bilgiler verilmiştir. Onun için bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu ama elbette bir takım eksikliklerin olduğu bilinciyle 6 Şubat'tan sonra testler yapılmış, bir takım tespitlerle bundan sonraki süreçte bunların düzeltilmesine yönelik bir takım çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam ediyor. Okul ve kamu binalarının her türlü tehlikeye karşı dayanıklı olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü gibi güçlü bir kurumun bilgilerini paylaşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli ve değerli olduğunu ifade etti. 6 Şubat depreminde bizim şampiyon mevzelerimize dair tüm hayatlarını kaybedenlere, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde 53 binden fazla insanın da tabii hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine ve milletimize tekrar başsağlığı diyorum. Allah bir kez daha bize böyle bir felaketi göstermesin. Ama tabii bunu söylemekle bitmiyor. Yıllar sonra tekrar olabilir ama yıllar sonra inşallah olduğunda hiçbir binanın çökmeyeceği ve hiçbir kimsenin hayatını kaybetmesi en büyük temennim ve dileğim. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener de Cumhurbaşkanı Tatar'a enstitünün yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kıbrıs'ta Meteoroloji Dairesi'nin kontrolünde deprem istasyonlarının bulunduğunu belirten Özener, 2023 yılında bu istasyonların revize edildiğini de sözlerine ekledi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen parti kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı. Arıklı, kırılmadan, dökülmeden, küsmeden bir seçim süreci yaşanmasını temenni etti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen parti kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı. Parti genel merkezindeki basın toplantısıyla adaylığını duyuran Arıklı'nın yanı sıra, basın toplantısında parti kurucu genel sekreteri ve kurultay için oluşturulan komitenin başkanlığındaki Turan Büyük Yılmaz'la kendisine destek veren partililer de hazır bulundu. Büyük Yılmaz, adaylık başvurusunu almasının ardından yaptığı konuşmada, üye sayısının yarısından bir fazlasının kurultay için nisabı sağlamaya yeterli olacağını belirtti. Büyük Yılmaz, pazartesi günü diğer genel başkan adayı Talip Atalay'ın da evraklarını teslim etmesini bekleyeceklerini aktardı. Genel başkanlığa adaylığını yeniden açıklayan Erhan Arıklı da, kurultayın herhangi bir kaza bela olmadan, kırgınlıklar ve kırılmalar yaşanmadan tamamlanmasını diledi. Arıklı, 17 Şubat'ta nisabın sağlanamaması halinde 3 Mart'ta kurultayın nisap olmaksızın toplanabileceğini hatırlatarak, 4 Mart'ta da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde kırmadan dökmeden seçimin tamamlanması temennimiz dedi. Tahıl ekimi yapılan bazı arazilerde fungal yaprak leke hastalıkları görülmeye başlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı üreticilerden ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmelerini istedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı özellikle aşırı yağış alan bölgelerdeki tahıl arazilerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve neme bağlı olarak fungal yaprak leke hastalıklarının görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada iklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalıkların yayılması halinde sap ve tane hasadında kayıplara yol açabileceği riskinin bulunduğu kaydedilerek üreticilerin ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada hastalık zararlı ve yabancı ot tespit edilmesi durumunda gereken ilaçlamalarla ilgili bitki koruma ürünleri tavsiye listeleri Tarım Dairesi Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden takip edilebilmektedir. Tavsiye listelerindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın 5. büyük turizm fuarı olan İstanbul Emit Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı. Kuzey Kıbrıs 6-9 Şubat arasında düzenlenen Emit Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer aldı. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emit'te kurulan Kuzey Kıbrıs standında ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginlikleriyle sağlık turizme imkanları pazarlandı. Özgün renkleri ve etkili tasarımıyla öne çıkan Kuzey Kıbrıs standı, ilk günden ziyaretçilerin ve medyanın ilgi odağı oldu.
Bireysel tüketicilerin yanı sıra tur operatörleri ve sektör paydaşları da Kuzey Kıbrıs'ın ziyaretçileri arasında yer aldı. Fuar kapsamında ayrıca uluslararası katılımla gerçekleştirilen iş geliştirme konferansına Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına başkanlık yapan Dr. Ahmet Savaşan da konuşmacı olarak katılarak sağlık turizminin küresel etkisi ve işbirliği diplomasisi konusunda sunum yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyetlere yönelik Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'ya basın turu düzenliyor. Ulusal ve uluslararası medya mensupları bu çerçevede ilk olarak Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ulusal ve Uluslararası 34 basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi. Heyet Adıyaman ve Malatya'ya da gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan da gazetecilerin aralarında bulunduğu 34 basın mensubuna 12 Şubat Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünler, bir yıl önce kentin ve bölgenin büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, depremler nedeniyle şehirde mevcut yapı stokunun %25'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerde kentin her tarafının hasar gördüğünü ifade eden Ünler, depremler nedeniyle 12.700 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Deprem yönetmeliğine ilişkin konuşan Vali Ünler, son dönemde yapılan yeni konutların mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ifade etti. Program Vali Ünler'in gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi. Basın mensupları daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Ferhoş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ evlerini gezdi. Koç Umutkent konteyner kentini ziyaret eden gazeteciler burada depremzedelere sunulan hizmetleri gezdi, vatandaşlarla röportaj yaptı. Sayın seyirciler, şimdi de bültenimize üzücü bir haberle devam edeceğiz. Gazi Veren'de meydana gelen bir iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise 5 kişi tutuklandı. Gazi Veren'de bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Bangladeşli Ali Hüseyin Sohak adlı işçi, 8. kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre meydana gelen iş kazasında Sohak inşaat alanı içerisinde yürüdüğü sırada 8. kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis yürütülen ileri soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanırken söz konusu şahıslar çıkarıldıkları Lefke Kaza Mahkemesi'nde aleyhlerinde 3'er gün tutukluluk alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Sayın seyirciler, Çamlıbel Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası bugün trafiğe açılıyor. Karayolları Dairesi Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle Geçitköy Deresi'nin taşması sonucu trafik akışına kapatılan Çamlıbel-Girne Anayolu'nun Çamlıbel-Tepebaşı kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında kalan kısmının açılacağını bildirdi. Açıklamada trafik akışına açılacak güzergah boyunca yol tamir çalışmaları devam ettiğinden dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Açıklamada ayrıca trafik güvenliği sebebiyle kamyon ve ağır vasıtaların 8-16 saatler arasında bahse konu yolu boş olarak kullanmaları tavsiye edildi. Evet sayın seyirciler, bu duyuru haberinin akabinde sabah habere gazete manşetleriyle devam edeceğiz, ancak gazete manşetlerine geçmeden önce bugünün güncel hava durumu rakamlarıyla bültenimize devam edelim. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda
Havanın bugün parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 19, Girne'de 18, Alefkayası'nda 14, Güzelyurt'ta 20, Gazi Mausa'da 20, Lefke'de 17, Yeni Erenköy'de 17 ve İskele'de 19 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 4, Girne'de 10, Alefkayası'nda 6, Güzelyurt'ta 4, Gazi Mausa'da 10, Lefke'de 8, Yeni Erenköy'de 9 ve İskele'de 7 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20, Girne'de 19, Alefkayası'nda 15, Güzelyurt'ta 20, Gazi Mausa'da 21, Lefke'de 18, Yeni Erenköy'de 18 ve İskele'de 20 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu olurken rüzgar güney ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Saatlerimiz 8.27'yi gösteriyor sayın seyirciler ve Sabah Haber'de haber bültenimizin akabinde gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Öncelikle ülkemiz basınına bakacağız hep birlikte. Bugün 10 Şubat Cumartesi demiştik, hafta sonuna dair, cumartesine dair ülkemiz basınında öncelikle Vatan Gazetesi ile bugüne ilişkin öne çıkan haberleri ekranlarınıza yansıtmaya başlıyoruz. Vatan Gazetesi ilk gazetemiz, CTP'li Lefkoşa Türk Belediye Meclis üyeleri Lefkoşalı hak ettiği hizmeti almalı dedi. Ödenen faturalar ölçülü olmalı başlığıyla da Vatan Gazetesi bugünkü manşet haberini paylaştı okurlarıyla. Detaylarına geçelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Belediye Meclisi üyeleri Lefkoşa'nın her yanından fahiş fatura bedellerine yönelik şikayet mesajlarının geldiğini, vatandaşların ödemek zorunda bırakıldığı yüksek faturaların karşılığında hizmet alamadığının bildirildiğini savundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu aracılığıyla yapılan ve bu şikayetler son derece haklıdır denilen yazılı açıklamada Lefkoşalıların ödediği belirtilen ağır bedele rağmen yaşam kalitesi ve standardını yükseltecek bir hizmet görmediği için mağdur olduğu ileri sürüldü parti tarafından. Sayın seyirciler, yine bu ödenen bedellere ilişkin partinin detaylı açıklamalarını da iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Devam ediyoruz sürmanşetle biz Vatan'da. Polis Genel Müdürlüğü'nden gelen bir açıklama sürmanşete yansıdı. 45 sivil hizmet görevlisi temel eğitimlerini tamamladı diyor Vatan. Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 4. derece bilgisayar operatörü 45 sivil hizmet görevlisi temel eğitimlerini tamamladı. Polis Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili verilen bilgi de 45 sivil hizmet görevlisi için polis okulu müdürlüğünde sivil hizmet görevlisi temel eğitimi düzenlendi. Ve bir diğer haber öne çıkan logo kenarında avukat Akan Kürşat'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesiyle ilgili. Kürşat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi başlığıyla da bu haber öne çıktı. Güney Kıbrıs'ta dün mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakılan Akan Kürşat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı'dan alınan bilgiye göre Akan Kürşat saat 14.15'te Lidra Palas sınır kapısından ülkemize giriş yaptı. Dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkartılan Kürşat'ın 10 bin euro nakit ve 2 ayrı Rum bankasından 65 bin euroluk banka teminatı göstererek serbest bırakılmasına karar verildiğini hatırlatıyor gazete. Kürşat, Girne bölgesinde eski Rum malı alım satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya'da tutuklanarak Güney Kıbrıs'a
iade edilmişti. Hava raporuyla devam edelim. Meteoroloji Dairesi'nin açıklaması yansıyor ön sayfaya. Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında olacak. Hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günler yağışlı geçecek ancak sıcaklık 18-21 derece dolaylarında seyredecek. Sayın seyirciler, bugün öğlen parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Pazar günü sabahını değerlendirecek olan izleyicilerimiz için ufak bir uyarı niteliğinde olsun hava durumundaki bu gelişme. Ve bültenimizde de yer vermiştik, üzücü bir haber diye gazi veren de bir işçinin maalesef ki iş kazası dolayısıyla hayatını kaybetmesi olayı. Vatan Gazetesi'nin de ön sayfasında Gaziveren'de meydana gelen bir olaydı. Bu bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Bangladeşli M.D. Ali Hosein Sohak adlı işçinin 8. kattan atılan tahta paletinin başına çarpması sonucu hayatını kaybettiğini Vatan Gazetesi de aktarıyor. Girne Belediyesi Hüseyin Kanatlı'yı anıyor. Vatandan paylaşacağımız son haber olacak sizlere. Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu merhum Hüseyin Kanatlı'yı anıyor. Belediyeden verilen bilgiye göre topluluk 3 Mart pazar akşamı saat 20'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda vereceği 25. yıl konserinde Hüseyin Kanatlı'yı anacak. Ve bu haberin ardından Halkın Sesi gazetesiyle ülkemiz basınını irdelemeye devam edelim. Halkın Sesi gazetesi büyük skandal başlığını kullandı bugünkü manşeti için ve ön sayfasında hemen hemen sadece bu gelişmeye yer verdi. Büyük skandal başlığıyla aktarılan haberde 30 bin dolara sahte diploma ifadesini de öne çıkarıyor gazete. Bakalım, mali polisin okulda geniş çaplı soruşturma başlatmasının ardından Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Genel Sekreteri Serdal Gündüz ve Uluslararası Ofis Daire Başkanı Amir Shakira tutuklandı. İddialara göre üniversitenin söz konusu iki yöneticisinin Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne yabancı ülkelerden öğrenci getirdiği ve buradan sağlanan parayla ilgili yolsuzluk yaptığı belirtildi. Üniversite ayrıca 30 ila 40 bin dolara sahte diploma verildiği iddia ediliyor. Gazetenin aktardığı detaylar bu şekilde. Kooperatif Şirketler Mukayidi Çelebi Ilık'ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden aldığı lisans ve yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu iddiasıyla tutuklandı sayın seyirciler. Halkın Sesi gazetesinin manşetini aktardık. Ön sayfada yine Akan Kürşat'ın teminatla serbest bırakıldığı yönündeki haberi görüyoruz ve İnşaatta feci ölüm yine Gaziveren'de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan iş kazası da yerini aldı bugünkü ön sayfada. Yeni Bakış'la devam edelim. Yeni Bakış gazetesi bugün avukat Akan Kürşat'ın teminatla serbest bırakılması konusunu manşetinde gündemine almış oldu. Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Güney Kıbrıs'a iadesinin ardından teminatla serbest bırakıldı. Kürşat teminatla serbest dedi. Yeni Bakış gazetesi. Girne bölgesinde eski Rum malı alım satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan ve Güney Kıbrıs'a iade edilen Akan Kürşat'ın yeni duruşmasına kadar teminatla serbest bırakılmasına karar verildiği aktarılıyor. İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Kürşat tutuksuz yargılanacak. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne dün çıkartılan Kürşat 10 bin euro nakit ve 2 ayrı Rum bankasından da 65 bin euroluk banka teminatı göstererek serbest bırakıldı. Davanın görüşülmesine 29 Şubat'ta başlanacak Kürşat 19 Şubat'tan başlamak üzere her ayın 1. ve 3. pazartesi günü Rum polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunacak. Yeni Bakış'ın manşeti böyleydi. Sigorta çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı başlığıyla da Kamu Sen Başkanı Metin Atan'ın Yeni Bakış Web TV'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamaları paylaşıyoruz. Yeni Bakış gazetesinin Web TV'sinde yayınlanan bir programda özel açıklamalarda bulundu Atan.
istihdam konusunda sorunlar yaşandığını, özellikle nüfus artışıyla birlikte iş yükünün de arttığına dikkat çekiyor deniliyor. Kamusal Başkanı Metin Atan için Atan özellikle Sosyal Sigortalar Dairesi'nde olan personel sıkıntısına da dikkat çekiyor. Yapmış olduğu açıklamalarda siz de bu açıklamaları detaylarıyla iç sayfalarda bulabileceksiniz sayın seyirciler. Tüp gaz 390 Türk lirası oldu. 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 10 Türk lirası zamla 390 Türk lirasına yükselmiş oldu. Tüp gaz fiyatlarındaki fiyat güncellemesini aktardı Yeni Bakış. Devam edelim. Girne bölgesinde 2021 yılında özel ders verdiği, hemen devam ediyoruz. Girne bölgesinde 2021 yılında özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Mustafa Kadı hakkındaki dava dün karara bağlandı. 5 yıl 6 ay hapse mahkum oldu Mustafa Kadı. 6 mülteciyi tırın içinde geçirmeye çalıştılar. Türkiye'de aldıkları 6 mülteciyi tır dorsesi içerisinde gizlice ülkeye soktukları gerekçesiyle tutuklanan Şahin Perde, Hatice Çiftçi ve Hasan Çamlıca insan kaçakçılığı suçundan dün yeniden Girne'de mahkemeye çıkarıldı. 3 yıl hapis. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu alma, verme ve tasarrufuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanan şahıs hakkındaki davada dün karar açıklandı. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Restoranda cinsel taciz, yine bir başka adli haber. Girne'de bir restoranda tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Hüseyin Erdoğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 5 gün tutuklu kalacak. Ve devam edelim. Çelebi Ilık tutuklandı. Bu haberi de aktarmıştık sizlere. Güzelyurt'ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi üst yöneticilerinin sahte diploma düzenlemesi ve bazı kişilere satılması olayıyla ilgili polis denetimine önemli isimler takılmaya başladı. Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden kooperatif şirketler mukayidi Çelebi Ilık, lisans ve yüksek lisans diplomalarında görülen anomali üzerine tutuklandı diyor gazete. Çelebi Ilık'ın sabah saat 9.30'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkartılacağı öğrenildi. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken Haber Kıbrıs'a konuşan güvenilir bir kaynak, başka kişilerin de diplomaları nedeniyle arandıklarını ve gece boyunca tutuklamaların devam edeceğini söyledi şeklinde bir ifadeye yer veriyor Yeni Bakış gazetesi. Bu haberi de dilerseniz iç sayfalarda takip edebilirsiniz sayın seyirciler. Avrupa gazetesiyle devam edelim biz ülke basınına. Ülkemiz basınında yine Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki diploma konusu ele alındı. 30 ila 40 bin dolara diploma satıyorlar başlığını kullandı Avrupa. Kooperatif şirketler mukayidi Çelebi Ilık'ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden aldığı lisans ve yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade ediliyor Avrupa'da. Bir sonraki gazeteyle devam edelim. Kıbrıs gazetesindeyiz. Kıbrıs gazetesi Gaziveren'de yaşanan iş kazasıyla da alakalı olarak ülkemizde 40 günde 5 iş kazası bir ölüm başlığıyla ülkemizde yaşanan iş kazalarına dikkati çeken bir haber paylaştı, manşet paylaştı. Ülkemizde yaşanan inşaat patlaması gerekli tedbirlerin alınmadığı şantiyelerde iş kazalarına neden oluyor dedi Kıbrıs. 2024 yılına gireli henüz 40 gün olmuşken biri ölümle neticelenmek üzere 5. iş kazası yaşandı. 2024 yılından bugüne 2024 yılının ilk gününden bugüne dek 40 günlük sürede 5 iş kazası, bir de ölüm gerçekleşti sayın seyirciler bu 5 iş kazası sürecinde. Bakalım, başına tahta palet düştü, yaşamını kaybetti diyor
Detaylarda Kıbrıs, Gaziveren'de dün sabah yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki işçinin inşaat alanı içerisinde yürüdüğü sırada 8. kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay 2024'ün ilk ölümle neticelenen iş kazası olarak kayıtlara geçti. Gereken hassasiyet gösterilmiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerle ilgili yasa ve tüzükler çerçevesinde belirlenmiş standartlar olduğunu kaydetti. Bu noktada ülkemizde gerekli hassasiyetin gösterilmediğini belirtti. Sürmanşete geldik, makas daraldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki temel tüketim maddelerindeki fiyat farkı kapandı. Hatta kimi ürünlerin ülkemizde daha uygun satılması dikkatlerden kaçmadı diyor Kıbrıs. 34 ürünün 18'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha uygun. Ülkemizdeki marketlerde temel tüketim maddelerinin fiyatları Türkiye'deki market fiyatlarına yaklaşmış durumda. Baz alınan 34 temel tüketim maddesinden 18 ürünün fiyatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha uyguna satılırken geriye kalan 16 ürün Türkiye'ye nazaran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha yüksek fiyattan satışa sunuluyor. Et, yumurta ve domateste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha pahalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'deki marketlerden alınan fiyatlar arasında en büyük farkın et fiyatlarında olduğuna dikkati çekiyor gazete. Etin çeşidine göre kilo başına 80 ila 100 Türk lirası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha pahalı satışa sunuyor eti. Yumurta ve domates fiyatında da Türkiye'ye göre fiyatlarımız oldukça yüksek. Logo kenarındayız. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Üreticiden tüketiciye sistemi kurulmalı dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi yapmış olduğu ziyarette tutuksuz yargılanacak başlığıyla aktarılan haberde de hakkında Avrupa tutuklama emri bulunması nedeniyle 30 Aralık'ta tatil için gittiği Roma'da tutuklanan avukat Akan Kürşat'ın dün çıkarıldığı Lefkoşarum Kaza Mahkemesi'nce teminatla serbest bırakıldığı ifade ediliyor. İspatı vücutta bulunacak Akan Kürşat ve teminatla serbest bırakılmasının ardından gerçekleşecek ilk duruşma ise 29 Şubat'ta yapılacak. Detayları sizlerle defaten paylaşmıştık. Yeni Düzen Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Düzen Gazetesi sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan ilk eczacı İsmet Tufan'ın açıklamalarına yer veriyor. Milyonlar dediler, 700 dolar çıktı dedi İsmet Tufan. Bu haberin detaylarına bakalım Yeni Düzen'de. Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı Tufan Eczanesi'nin sahibi İsmet Tufan hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Dosya savcılığa intikal etti. İsmet Tufan hakkındaki yüz milyonlarca liralık yolsuzluk iddialarına polisin tahkikat raporuna yansıyan rakamlarla yanıt verdi. 22.135 Türk lirası yani 700 dolar. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması üzerine avukatı Hasan Yücelen'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Tufan, polisin kendisi hakkında oluşturduğu dosyadaki tüm rakamları kamuoyuyla paylaştı. İsmet Tufan Eczanesi ile ilgili 10.300 reçete sorgulandı, 215'i ihtilaf doğurdu. Bu süreçte tanıklar eczanelerin müşterileri yani yurttaşlardı. Bazı hastalar aldıkları ilaçları unutuyor veya eşini aldığı için tutuklanma korkusuyla polise ifadeye çağrıldığında ilacı almadım veya hatırlamıyorum diyordu. Bizim barkod sistemimiz var. Duruşma sürecinde mahkemeye kime, ne zaman hangi ilacın verildiğini kanıtlayacağız. 13 gün tutuklu kaldım ama esas zorlukların dışarı çıktığımda yaşanacağının farkında değildim. Tüm seyahat belgelerime el konuldu, mal varlığıma, banka hesaplarıma tedbir konuldu. Yönetiminde olduğum derneğin bile hesapları donduruldu. Post cihazlarımı aylarca kullanamadım. Bilgisayarlarıma el konulduğu için alacağımı vereceğimi bilemedim. Depolara ödeme yapamadım. Mahkeme süresince kelepçeli halde çekilen fotoğraflarımın sansürsüz şekilde bazı gazetelerde yayınlandığını gördüm. Bazı sabah programlarında
WhatsApp gruplarında hakkımda konuşulanlar kulağıma gelmeye başladı. Sigortalar soruşturma var deyip 370 bin Türk lirayı bize ödemiyor. Bunun yanı sıra küpürü okunmayan, tam görünmeyen ilaçlarla ilgili de 45 bin Türk lirasını ödememe kararı almışlar. Bizim çaldığımız iddia edilen paranın iki katı, bu durumu dava konusu edeceğiz dedi. İsmet Tufan sayın seyirciler, Tufan Eczanesi sahibinin tutukluluk süreci ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar var ve davayla ilgili rakamları da kamuoyuyla paylaştı. Detaylar yine gazetenin iç sayfalarında devam edecek. Sahte reçete soruşturması kapsamında İsmet Tufan'ın yaptığı açıklamalar Yeni Düzen gazetesinin manşetindeydi bugün. Akan Kürşat'ın teminatla serbest kaldığı yönündeki haberi de görüyoruz ön sayfada. Gaziveren'deki iş cinayeti olayı, iş kazası olayı da aktarılıyor. 8. kattan atılan palet başına düştü, hayatını kaybetti başlığıyla da Gaziveren'deki iş kazası olayını da Yeni Düzen'de bulabileceksiniz. Ev tipi tüp gaz fiyatlarında yapılan güncelleme ile 10 Türk liralık zam geldi ve 290 Türk lirası oldu. 10 kiloluk tüp gazın fiyatı, Yeni Düzen gazetesi bu habere de yer veriyor. Selden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne dert yandı dedi Yeni Düzen. Hükümet hasarımızı karşılamıyor. Derenin taşması sonucu sel sularının mağdur ettiği yurttaşlar hükümetin kendilerine yardım etmediğini söyledi. Hasarlarının karşılanması için Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetinin hükümete baskı yapmasını talep etti. Yeni Düzen'de bulabileceğiniz bir başka haber olacak ön sayfada. Diyalog gazetesine baktık. Diyalog gazetesi de bu davanın benzeri yok başlığına yer vererek Roma'dan Güney Kıbrıs'a götürülen ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan avukat Akan Kürşat'ın teminatla serbest bırakıldıktan sonra kuzeye geçtiğini haber veriyor. 50 yıl sonra ilk adım, ilk duruşmada 29 Şubat'ta yapılacak teminatla serbest bırakılmasının ardından Akan Kürşat 10 bin euro nakit ve 2 ayrı Rum bankasından da 65 bin euroluk teminat gösterdikten sonra 29 Şubat'a kadar teminatla serbest bırakıldı. Sayın seyirciler, detaylarını defaten paylaşmıştık. Bu haberin ardından devam ediyoruz. İbret verici başlığıyla da Diyalog gazetesi. Özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel saldırıda bulunan Mustafa Kadı'yı 5 yıl 9 ay hapse mahkum edildiğine dikkati çekiyor. Girne bölgesinde uyuşturucu satışı yapan Nijeryalı bir şahsın da ağır ceza aldığı ve 3 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldığını haber veriyor bize. Ulukışla'da ele geçirilen 5 milyon lira değerindeki Tanrıça heykeli ile ilgili tutuklu sayısı 5 oldu. Soruşturma derinleşti. Girne'de satış ağı oluşturan ve çeşitli türlerde 4,5 kilo uyuşturucuyla yakalanan Pakol Vak'ın ardından iki suç ortağı tutuklandı. Ukraynalı çete başlığıyla bu haberi paylaşıyor Diyalog. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. Tutuklamalar başladı. Bu noktada üniversitedeki diploma konusuyla ilgili detayları da iç sayfalardan bulabileceksiniz. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü Erdoğan'ın Kahire ziyareti öncesinde Güney Kıbrıs'a giderek Kombos'la görüştü. Doğal gaz planlaması başlığıyla da bu haberi Diyalog gazetesinde gördük. Ön sayfada detaylar iç sayfalarda devam edecek ve Diyalog gazetesiyle birlikte sayın seyirciler, ülkemiz basınında gazete manşetlerini ekranlarınıza yansıttık ve şimdi gözümüzü kulağımızı Türkiye'ye çevireceğiz ve 10 Şubat Cumartesi gününe dair Türkiye'de gazete manşetlerinde hangi gelişmeler ön sayfalardaki yerini buldu hep birlikte bakacağız. Sabah Haber'de gazete manşetlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Türkiye basınına geldi sıra. Hep birlikte bakalım Hürriyet gazetesiyle başlayalım Türkiye basınına. Zorbaya bak başlığıyla bugünkü manşetine yer verdi Hürriyet gazetesi sayın seyirciler.
Türkiye bunu da gördü. Bir ev sahibi kiracısını evden çıkarmak için iki kişiyi kiraladı, silahla ayaklarına sıkın dedi. Zorla kiracısının evine girdi ve işi bitirin $20,000 alın şeklinde başlıklarla aktarılan detayları görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Öne çıkan bir diğer haber, beklenti sepetini karşılayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeleri çöp toplayan, park yapan, toplu ulaşım hizmetleri veren konumdan daha geniş görevler icra eden konuma yükselttik. Bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız şeklinde konuştu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uluslararası uzay istasyonunda geçirdiği günün ardından Dragon kapsülüyle dünyaya döndü. Merhaba dünya, ben geldim başlığıyla da görüyoruz. Sabah gazetesine geçiş yaptık. Terör bitti, ışık göründü başlığıyla manşeti aktaralım. PKK'nın bölgeden temizlenmesiyle Şırnak-Van arası modern tünel ve yola kavuşuyor. Sarp Dağlar 12 tünelle aşılarak iki kentin arası 200 kilometre kısalacak. Yolculuk 6 saatten 2 saate inecek. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Eğitimden sağlığa kadar her alana yerleştiler, ihaleleri kaptılar, kaynaklar tarikatlara başlığına yer verdi. Ve bir diğer öne çıkan haber, sarayın evlilik eğitimine katılmayan gençler fondan yararlanamayacak, şartlı yardım başlığını kullanıyor gazete. Milliyet gazetesindeyiz. İstanbul zehir soluyor, havan batsın başlığına yer verdi. İstanbul'un havası her yıl daha da bozuluyor. Kentte trafiğin yoğun olduğu Mecidiyeköy gibi bölgelerde maske takılması öneriliyor. Yılın 222 günü kirli hava. İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre %3 artarken trafik yoğunluğunun fazla olduğu E5 güzergahında kirlilik oranlarının dikkat çektiğini söylüyor Milliyet. Göztepe'de geçen yılın 222 günü hava kalitesi hastalık yaratacak düzeydeydi. Uzmanlar trafik ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde maske takılmasını öneriyor dedi gazete. Akşam gazetesindeyiz sayın seyirciler. Evlilik kredisinde eğitim şartı, 150 bin Türk lirası için başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Evlilik kredisinden faydalanacak gençler Aile Bakanlığı'nın nikah öncesi ve sonrası vereceği eğitimlere katılmayı taahhüt edecek. 48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz. Yeni evleneceklere verilecek 150 bin Türk lirası faizsiz kredinin başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını açıklayan Aile Bakanı Göktaş, kredinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacağını vurguladı. Öncelik deprem bölgesine verilecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitimle danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Kredide öncelik deprem bölgesinin olacak. Türkiye gazetesine geçtik. Astrofizikçi Doktor Umut Yıldız, NASA bana borç çıkardı. Türkiye'nin uzay çalışmalarına desteklemek için ülkeye dönen Yıldız, NASA'dan tazminat beklerken borçla karşılaştığını söyledi deniliyor. Ülkesinin hizmetinde dönüş kolay olmadı başlıklarıyla aktarılan detaylar var. Katliam refaha sıçramasın. İsrail ve Gazze arasında yaşanan çatışmalarla ilişkili bir haber. İsrail yüz binlerce Gazze'linin sığındığı güneydeki Refah şehrine saldırmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler uyardı. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail bu sefer Filistinlilerin dünyaya açılan kapısı Refah'ı hedef aldı. BM Genel Sekreteri orada da korkunç trajedi gerçekleştirilmemeli uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur diyerek arka çıkmadı deniliyor. Sözcü gazetesine baktık. Yanan ormanlık alana dikilen lüks oteller villa yavruluyor, rant doğurdu başlığıyla aktarılan bir manşet haberi gördük. Vatandaş sorun çözmek için buyruk veren iktidara seslendi. Bir buyruk verin de şu fiyatlar bir insin diyor Sözcü gazetesi. Yeni Şafak'tayız. Bay Kemal odadan attı.
CHP'de liderlik değişimiyle başlayan kavgaların sonuncusu mecliste oda için yaşandı. Kılıçdaroğlu desteğiyle idare amiri seçilen Uğur Bayraktutan tüm girişimlere rağmen odasına yerleşemedi. Çünkü Özgür Özel'in himayesi altındaki Şükran Kütükçü odadan çıkmayı reddediyordu. Bayraktutan sonunda çareyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğini devreye sokmakta buldu, dedi Yeni Şafak. Ve bir diğer öne çıkan haber, çocukların tek eğlencesi Gazze'de Deir el-Belah kentine sığınan binlerce Filistinli soğuk hava nedeniyle çadırlarından çıkmamaya çalışıyor. Çocuklarsa ikazlara rağmen terk edilmiş bu otobüste zaman geçiriyor. UNICEF'ten refah alarmı, 600 bin çocuk var, saldırı felaket olur. İsrail şimdi de Gazze'den evi yıkılan Filistinlilerin sığındığı güneydeki refah bölgesine saldırı hazırlığı yapıyor. Refah'ta temel hizmetlerden yoksun 600 binden fazla çocuk bulunduğuna dikkati çeken UNICEF bir uyarıda bulundu. Bölgeye yapılacak askeri harekat başta çocuklar olmak üzere yüz binlerce sivil için felaket olur, dedi. Yeni Şafak gazetesiyle birlikte sayın seyirciler. Ülkemiz basınının ardından Türkiye basınında da bugüne dair gazete manşetlerini ekranlarınıza getirmiş olduk. Ve böylelikle sabah haberde hem haber bülteni hem de ardından gazete manşetleriyle bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Güncel gelişmelerle öncelikle saat 11'de, daha sonra da günün ilk yarısına yansıyacak olan gelişmelerle saatler 13'ü gösterdiğinde gün ortası haber bülteninde yine karşınızda, ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edelim, devam edin diyelim. Öncelikle mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu ve cumartesi günü geçirmenizi de diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.